Sevgili izleyiciler, Konya Ereğli'deyiz. Ereğli'ye bağlı Çayhan Mahallesi'ndeyiz. Çayhan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı yanımızda, Kaplan Yüce. Kaplan Bey, kooperatifi kısaca bir tanıyalım. Ne zamandır faaliyette, hangi konularla iştigal ediyor? Kooperatifimiz 2009 yılında kuruldu. Süt olayında faaliyet gösteriyoruz şu anda. Fakat ileriye dönük daha arıcılık, tavukçuluk, bu tür konularda düşünüyoruz ileride, Allah kısmet ederse. Yani Allah'ın takdiri bu sene biraz kurak geçti. Ümit ediyorum inşallah, bu dün bir yağmur yağdı. O yağmur inşallah bir nebze olsun, halkımızı yüreğini serinletti. Bir su sıkıntımız var şu anda. İnşallah onu da KOSGİ Genel Müdürü Ahmet Demir Bey'den rica ediyorum. Acilen Çayhan'ımıza iki sondaj kuyusu vurmasını istiyoruz. Aksi takdirde su olarak sıkıntıya girdik. Ahmet Bey'in de bunu yapacağından hiç şüphem yok, Allah'ın inayetiyle. Daha güzel günler Çayhan bekliyor inşallah, Allah kısmet derse. Buradan da bütün Türkiye'ye, bütün insanlarıma, güzel ülkemin insanlarına selamlarımı iletiyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanım olmak üzere bütün devlet büyüklerimize teşekkürlerimizi iletiyorum. Çayhan'dan herkese kucak dolusu selamlar. Ben 66 yaşındayım. 66 yaşından bu zamana kadar bu ülkede çok büyük yöneticileri gördük, geçirdik. Ama Allah Sayın Cumhurbaşkanımıza hayırlı uzun ömürler versin. Bu çayhana 400 ineğin dağıtılmasında en büyük fikir babası Sayın Cumhurbaşkanımızdır. O açıdan da çayhanımız kendisine sonsuz destek verir. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bazı çiftçi arkadaşlarıma buradan seslenmek istiyorum. Arkadaşlar, şimdi Sami Güçlü geldi, beğenmedik Tarım Bakanı olarak. Mehdi Eker geldi, beğenmedik. Fakı Baba geldi, beğenmedik. Arkadaşlar, bunların hepsi mi kötü? Biz de kendimize çekidüzen vereceğiz ki birlik beraberlik içerisinde olacağız. Birlik beraberlik içerisinde bunlara götürdüğümüz teklifleri kendilerine ikna edeceğiz. Herkes her şeyi bilecek diye bir kayda yok. Herkesin bir hatası da olabilir. Yani bunu da kabul ediyorum. Sayın Tarım Bakanımıza söylemem gereken şey şu. Bu sütteki yağ oranı, protein oranı ismini üzerinden hareket etmesinler. Belli bir fiyat. Ha, biz şunu istemiyoruz. Süte zam yapsınlar istemiyoruz. Sütü bir fiyatta tutsunlar. Yemi de aşağı çeksinler. Onu da bir fiyatta tutsunlar. Şimdi biz sütü verdik, fabrika yaptı, markete koydu. Marketteki vatandaş bu şeyi alamazsa, ürünleri alamazsa bize süt parası nereden dönecek yani? Anlatabilir miyim? Bu bir dengede tutulursa o zaman daha güzel olacak. Çünkü daha önceleri daha güzeldik. Ama çiftçi arkadaşlarıma da diyorum, bu ülke çok zor günler geçirdi. İnşallah biz el birliği içerisinde bu ülkeyi tekrar layık olduğu yere taşıyacağız. Çabamız, gayretimiz bunlarla ilgili. İnşallah bütün idarecilerle ele verip bu sorunların çözümünü aydınlığa kavuşturacağız inşallah.